Kardeşlerim selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün bir sevdiği olan ama böyle kedi gibi, ne derler, kediyle köpek gibi mi derler? Ya kediyle köpek de çok ağır bir tabir oldu, özür dilerim. Ama öyledir yani, Tom ve Jerry gibi. Yani ne senle ne sensiz. Bir araya geliyorlar, birbirini yiyorlar, ayrılıyorlar, ağlıyor kocam da kocam. Lan yanından gel, geçinemiyordun işte. Olsun, ben kocamı istiyorum işte, ben hanımı istiyorum. Bu var, bizim de var böyle arkadaşlar. Eşiyle tartışıyor mesela, kavga demeyeyim de tartışma. Çekiyor kapıyı, çıkıyor, tamam mı, artistlik yapıyor. Lan oğlum, niye artistlik yapıyorsun? 2 saat sonra geri dönüp oraya gideceksin. Benim yanımda yatacak halin yok. Arıyor, Hüseyin'im neredesin kanka, Hüseyin hocam neredesin işte falan. Artık bana nasıl hitap ediyorsa, kanki neredesin? Ofisteyim, stüdyodayım, gel. Geliyor, çay kahve hazır tabii her zaman. Çay içiyoruz, hayırdır ne oldu? Ya işte yengenle tartıştık. Abi niye tartıştın? Neyi paylaşamadınız falan. Şöyle oldu, böyle oldu falan. Ya Rabbi ya Resulallah. Çektim kapıyı, çıktım. Kalbini kırdın, kötü bir şey söyledin kadının. Yani şiddet, Allah muhafaza. Hiç kurtulur, savunulur bir yeri yok, bir yanı yok. Ondan sonra gitmeyeceğim diyor. Bu gece dışarıda kal. Lan dışarıda kalınır mı? Tamam, yat burada. Annenin evinde yat. Bir arkadaşta yat. Birkaç saat sonra da şey yapıyor. Göze bakıyorsun. Devamı telefonlarını, WhatsApp'tan bir şey paylaşmış mı? Instagram'da efendim bir şey paylaşmış mı? Laf sokmalı bir şeyler falan var mı hiç? Diye onlara bakıyor. Ne oldu? Hani yarım saat önce aslandın. Ne oldu aslanım? Ya. Veya hanımefendilerde görüyoruz. İşte eşini, seni görmek istemiyorum diyor. Çık dışarı diyor. Git nerede kalırsan kal diyor. Bir saat sonra, iki saat sonra bakmaya, stalklamaya başlıyorsun. Peki ya bunların bir duası yok mu hocam? Böyle huysuz eşlerin, sürekli kavga gürültü edenlerin falan okuyacağı bir dua yok mu? Var. Abi sorduğunda anlatmadık mı? Hüseyin hocam, huysuz bir eşi böyle kuzu gibi, kedi gibi yapabileceğim, uysal yapabileceğim, halim, selim bir insan yapabileceğim dua var mı diyorsun? Var. Hadi gel anlatayım sana. Hemen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. İnşallah evliler, nişanlılar, hocam sevdiğim var, inşallah evleneceğiz, sözlüm var diyenler ama çok sık kavga edenler. Niye kavga ediyorsunuz? Kavgaları siz genelde nasıl bitiriyorsunuz? Merak ediyorum yani. Eşinizle olan tartışmalar, da mahrem şeyinizi yazmayın canım, o karı koca arası mahremdir, kavga, gürültü, tartışma olur. Olmaz diye ev bir şey yok. Evliliğin tuzu biberidir, doğru. Ama şeyi merak ediyorum, mesela siz böyle sıkıntılar olduğunda ne yapıyorsunuz? Zamana mı bırakıyorsunuz? Özür dileyen siz misiniz? Eşinizin özür dilemesini mi beklersin? Ne yapıyorsunuz? Valla merak ettim. Bir yorumlara yazın inşallah. Şimdi arkadaşlar, evlilikte tabii eşlerin birbirine karşı, hani çok klasik artık ama, birbirine karşı hoşgörülü olması lazım. Bir tarafın alttan alması lazım. Sen A, ben A, la bu ineği kimse A. Bir taraf alttan almayınca olmuyor. Bir yerlerde patlıyor, anladın mı? Şimdi herkesin ufak tefek kusuru var. Eşinizin bir kusuru olduğunda veya bir kusurlu yanı olduğunda başka bir özelliğine bak, başka bir yanına bak. Sevdiğin bir noktayı mutlaka bulursun. Yeter ki görmek iste. Anladın mı? Ha, bir eksik olunca da arkadaşlar hemen kavga gürültü mü yapalım? Hayır. Eşlerden her ikisinde birbirine karşı hoşgörülü, sabırlı, ince, böyle bir zarif insan olduğunda orada zaten soğukluk olmaz. Orada zaten kavga olmaz. Doğru mu? Şimdi ben size bir muhabbet zikri söyleyeyim. Eşiyle problem yaşayan kardeşlerime bir muhabbet zikri söyleyeyim ben. Abi buna devam edenlerin eşinin niyetine okuyacaksın ama mümkün mertebe eşiniz yanınızdayken ve mesela eşiniz uyurken falan okuyabilirsiniz. Adam yanında oturup telefonla oynarken veya haberleri izlerken yanına oturup fısır 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 bu duayı okuyup dersen der, ne yapıyorsun der ya. Allah şüpheye düşürürsün. Allah muhafaza. Uyurken falan böyle okuyabilirsin içinden. Veya televizyon izliyorum ben mesela, buradayım. Mesela eşin de diyelim şu açıda, yan tarafta ve onu görmüyorum. O esnada okuyor işte orada. Ne okuyacaksın? 99 tane. Ya Vedud, ya Allah,
Ya kaviyyu ya Allah. Ya vedud ya Allah. Ya kaviyyu ya Allah. Bu esmayı zikreden kardeşlerimin huzuru, mutluluğu bitmez. Kavgalar, gürültüler eriyiverir biiznillah. Arkadaşlar bir de aile içerisinde huzurun, mutluluğun sağlanması için Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin-i Şerif'i okumamız lazım. Yasin-i Şerif okuyalım ve ailemizdeki insanlar için inşallah dua edelim. Mesela eşimiz için, çocuklar için, anne baba için, kimse ailenizdeki için. Sonra şey var biliyor musun? Salat-ı Nariye. Salat-ı Tefriciye de deriz ona biz. Salat-ı Nariye diğer adı. Google'a bile yazsan Salat-ı Tefriciye, Salat-ı Nariye diye yazsan çıkar. İkisi de aynı şey zaten. İki ismi var duanın. Bunu mesela Google'dan falan bir yerden bulun. Ondan sonra şimdi ben okusam dersin ki hocam anlamadım. Okunuşunu yaz falan. Ama tekrar söylüyorum Google'dan bile bulabilirsiniz. Salat-ı Tefriciye. Not al bir yere bunu. Sohbeti bitirdikten sonra bak o duayı bir incele. Niye incele diyorum biliyor musun? Her gün Salat-ı Tefriciye bir tane bile insan bu niyetle, eşinin niyetiyle okusa, Allah'ın izniyle eşini manevi bir muhabbet etkisi altına alabilir. Bunun yanı sıra, bak çok önemli bir dua daha söyleyeyim size. Hadis-i şeriflerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok övdü. Ayetül Kürsi. Allahü la ilahe illa vel hayyul kayyum. Okunan eve nazar, sihir, büyü girmez. Bak bütün bu kavgaların birçoğu da nazardan dolayı. Artık da flörtten, hani flörtü cevaz verdiğimiz an manasına gelmesin. Flört İslamiyet'te yoktur ama insan ta artık kız arkadaşım var, erkek arkadaşım var. Bizim çocuklar, gençler şimdi oradan başlıyorlar. O storyler, hikayeler, paylaşımlar, postlar, reels videoları falan. Atıyordu, atıyor, düşman çattı. Sanki bir tek dünyada bunun sevgilisi oldu. Hanım bizim de var. Ben de eşim, benim sevgilim. Aşığım, ne yapayım? Neyse dur. Şimdi puan toplamayın boş yere. Şimdi bizim de var sevdiğimiz. Biz de evliyiz. Bizim de var yolumuzu gözleyen. Ama sizin gözünüze sokar gibi paylaşmıyorum. Bazı çocuklar, bazı gençler görüyorum. Allah'ım diyorum ki dünyada bir tek bunun mu kocası var ya? Ya da bazı beyler görüyorum diyorum ki lan bir tek bununki mi hanım ya? Bizimki ne yani? Ama sen çok paylaştığın için nazara geliyorsun. Bak Ayetel Kürsi'yi oku. Allah'ın izniyle manevi bir muhafaza olur. Ha Ayetel Kürsi'yi okudum paylaşabilir miyim? Paylaşma canım de. Senin mahremin ya sana kalsın. Senin özelin. Sen diyor biz ne yapalım yani senin karı koca yediğin yemeği biz ne yapalım şimdi? Fatih Hoca ile biz burada çaya bisküvit banıyoruz. Ben ne yapayım sen eşinle gittin bir yerde pasta yedin bana ne? Ben niye görüyorum yani ben bunu? Görmek zorunda mıyım ya da? Anladın mı? Hadi ben maşallah dedim geçtim. Ama ya Fatih Hoca'nın gözü göz değilse? Bir sıçıdan anlattı lan garibim ben. Ya benim gözüm göz değilse? Ulan şunlara bak ya falan diyorsam nazar oluyor işte anladın mı? Allah muhafaza. Allah'ım evinize yuvanıza huzur, bereket, saadet versin. Allah'ım evli olup da geçinemeyen, anlaşamayan kardeşlerimin arasına ülfet, muhabbet versin. Allah yar yardımcınız olsun. Yorumlara şöyle bir aminlerinizi bir doldurun bir göreyim. Bir de şey yazsanız arkadaşlar yorumlarda. Bizi nerelerden izliyorsunuz? Hangi ülkeler bizi izliyor? Hangi şehirlerden bizi takip ediyorsunuz? Bunları da bir analizini yapacağım inşallah. Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.